Kur'an okyanuslar gibi önümüzden akıyor. Biz fareden korkuyoruz. Kur'an bize gökleri atıyor, cenneti atıyor, cehennemi gösteriyor, havzu gösteriyor, mahşeri gösteriyor, sıratı gösteriyor, eski binlerce ümmeti gösteriyor, geçmişi ve geleceği gösteriyor, iyileri kötüleri gösteriyor. Biz akşamki bir haberden sabaha kadar uyuyamıyoruz. Kur'an 1400 senedir asi olursanız suyunuzu çekerim diyor Allah. Ben bir gece suyunuzu kaldırırsam yerden neyle sulanacaksınız diyor. Hiç bunu duymadık. Belki çoğumuz da Mülk suresini, bu son ayeti bu olan Mülk suresini her gece okuyoruz. 2 senedir çevre kirlendi, yağmur yağmayacak, yandık kuruduk dediler. Umutsuzluğa düştük. 1400 senedir Allah günah işlemeyin çekerim suyunuzu diyor. Rahatsız etmiyor bizi bu. Bir haber bombardımanı çıkardılar ki yok ısındı, soğudu, vanaları koptu gökyüzünün, bir şeyler uydurdular. Eyvah, sular kesilecek demeye başladık. Kulların haberi yaratanın haberinden kıymetli ve daha inandırıcı olmaya başladı. Neden? Çünkü dinlediğimiz, izlediğimiz haberin onda biri kadar Kur'an dinlemiyoruz. Dinlesek de bu Kur'an okundu, şimdi bunun ne demek istediğini konuşalım dese birisi, esnemeye başlıyoruz. Dinlediğimiz Kur'an da sesi güzelse hafızın dinlediğimiz Kur'an'dır. Hafızımız güneyden kuzeyden gelirse değerli olur. İnegöl'den değerli bir hafız çıksa onu dinlemeye ihtiyacı hissetmeyiz. İnegöl'ü zaten o bizim buralı. Güneyden gelen, kuzeyden gelen, Arabistan'dan gelen farklı bir Kur'an mı getirdi? Demek ki aradığımız Kur'an'ı okuyanın sesi Kur'an değil. Halbuki bizi Kur'an coşturmalıydı. Sesi kısık, boğuk, ne dediği zor anlaşılan biri bile Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedi mi, Allah'ın bütün alemlerin 18 bin alemin Allah'ı olduğunu hatırlıyor olmamız lazımdı.